1990 Bolu'dan doğumluyum. Mesleğimiz icabı herkes bizi burada tüfekçi diye tanır. Lakabımız asıl yani Karacaoğlu'dur. Fakat mesleğimizden dolayı herkes tüfekçi diye tanır. Bayramer İlk Üretim Okulu'nda ilk üretimimi tamamladıktan sonra lise, Bolu'dan düz lise diye adlandıran Bolu'dan lisesinde lise öğretimimi bitirdim. Bu arada hem okurken hem kendi esnaf olduğumuz için kendi iş yerimiz vardı. Kendi iş yerimizde çalışıyordum. Şöyle söyleyeyim, ben ilkokul 5'e giderken babam bir 10 günlük yurt dışı seyahatine çıkmak zorundaydı. İlkokul 5'e giderken sabah 9 gece 11 şeklinde iş yeri açıp kapatıyordum. Çekirdekten yetişmeye başlamıştık bu işe. Lise dönemime kadar, askerlik dönemime kadar şu anki bu ortamda parakendecilik ile av malzemeleri, motor yedek parçaları satışı yapmaktaydık. Babama yardımcı oluyordum gece gündüz. Hava ifşek organizasyonları, Volvedin'de ve şehir dışında çoğu mutlu düğününü yapan insanların mutlu günlerinde bizim imzamız vardı. Gece gündüz bir koşturma çabasındaydık. Askerlik çağım geldi. Askerlik çağımdan sonra vatanın görevini Diyarbakır'da tamamladıktan sonra tekrar memleketime dönüş sağladım. Yani bu işi büyütmemiz gerektiğini, memlekete daha bir artı olarak nasıl bir faydalı bir işler yapabileceğimi sürekli düşünme aşamasındaydım ki toptan işine başlamaya başladık. Bunu ilk önce bazı fişek fabrikalarıyla anlaşma yaparak, yıllık anlaşmalar yaparak, hatta ilk şehir Türkiye'ye hizmet vereceğimizden dolayı ilk önce Ege ve Akdeniz bölge bayiliklerini aldık. Ege ve Akdeniz'e turlarına kendim çıkmaya başladım. Bütün bayilerine tek tek kendim ilgilenmeye başladım. Bu arada iş büyümeye başladıkça yetişememeye başladım. Eleman sayımızı genişlettik, pazarlamacılar aldık ve bundan internet sitesi kurarak çok değerli bir arkadaşımın sayesinde internet sitesi kurduk. İnternet sitesinde toptancıda olduğumuz için uygun fiyata orada da satışlar yapmaya başladık. Hem internet sitesi hem toptan satışlarımızı Allah nasip etti. Her gün gün artış yaparak bir satış elemanından iki satış elemanı, muhasebecisi, ondan sonracığıma pazarlama müdürü derken, depocusu derken hem memleketime faydalı ekmek verebilen, iş verebilen bir yere geldik. 2015 yılına geldiğimizde, 2015 yılında bizim asıl mesleğimiz olan ve lakabımızın aldığımız dedemin babası Karaca Usta, eskiler bilir, çoğu ustanın baş ustasıdır. Dedemin babası, büyük dedem diye adlandırayım. Asıl onun mesleği inşaat ustalığı, marangoz ustalığı, mobilya ustalığı olduğu için babam da 25 yaşına, 27 yaşına kadar asıl mesleği inşaat ustalığı ve marangoz ustalığıdır. Ya inşaat sektöründe hareketi de gördükten sonra bir iş daha kapısı açıldı bize. Dedik ki asıl bizim mesleğimiz inşaat. Herkes bunu yaparken biz neden yapmayalım? Biz bu her başladığımız işi layıkıyla yapabilir insanız. Bunu da layıkıyla yaparız diye. İlk önce dedemden fikir alarak, dedem çok memnun oldu. Asıl mesleğimize geri döneceğimizden dolayı babam çok memnun oldu. Benim elimde en büyük bir artı vardı babam. Ben inşaatın iyisinden anlamazdım. Metrekaresini bilmem, şeyini bilmem. Sonuçta bir de lise mezunuyuz. Dedim babam, baba destek olur musun? Oğlum dedi, ben inşaatların başında dururum, takip ederim. Sen de alımını satımını yaparsın. Bu şekilde de çıraklık dönemi yaşarsın. Çıraklık, ustalık, kalfalık derken ustalığa kadar yürürsün. 2015'te ilk inşaatımıza başladık. Önce Allah'ın sayesinde, sonra eşin dostun sayesinde en kral bir şekilde dairemizlerimizi bitirdik. Temelden kazmaya başladık, temelden sattık. İkinci inşaatımız, üçüncü inşaatımız derken en layıkıyla en iyi insanlara en iyisini yapma düşüncesiyle ev sahibi insanları yaptık. Verdiğimiz insanların hayır duasını, güler yüzünü gördükçe ben daha bir şevke geldim. Daha bir
daha bu inşaatı nasıl geliştirebilirim? Kaliteli malzemeyi daha ucuza nasıl alabilirim? Daha ucuza nasıl satabiliriz diye çabalara girdik. Asıl bize dededen nasihat, dedemin söylediğim gibi dedemden ilk akıl almaya gittiğimde dedemin babasının bir sözünü söyledi. Oğlum, bir insan ömründe bir ev alır ya da alamaz. Hakkıyla yap, ömür boyu dua al, beddua alma mantığıyla biz başladık bu işe zaten. Allah'a şükür göğsümü gere gere de söyleyebilirim ki en iyi evi en iyi şekilde yapıyoruz. Kimseye boynumuz yerde değil, Allah'a şükür. Çok şükür ki yaptığımız işlerde halkımızca beğenildi. İnsanlar birbirine tavsiye etmeye başladı ve insanlarda beni en çok etkileyenlerden bir tanesi güven. Yani temelden geliyorlar, projesi hazır olmayan evi alacağım diye tutuyor. Ya proje çıksın, ne malzeme kullanacağız, şey yapalım. Benim size güvenim tam, ben bu daireyi almak istiyorum diye gelenler gerçekten bizi etkiledi. Hatta bir kez ilk inşaata başladığımda ilk dairemi satarken çok duygulanmıştım. Yani eşini yeni kaybetmiş bir insana satmıştık evi. Yani o yetimlerin bakışları, yüzündeki mutluluklar gerçekten beni çok etkilemişti. Yani böyle insanları mutlu edebilmek insanı biraz daha kımçılıyor yani. Biraz daha harekete geçiriyor. Biraz daha insan şevke gelerek daha sağlamını, daha güzelini, daha mutlu o insanlara nasıl edebileceğini düşünerek ona göre hizmet vermeye çalışıyoruz. Allah'a şükür hem inşaatlarımız şu anda, hem toptanımız, hem internet satışlarımız, hem parakende satışlarımız. Aynı zamanda yine babadan gelen bir meslek tarım, hayvancılık olduğu için hayvancılık şu anda yapmasak da tarımı devam ettiriyoruz ufak çaplı da olsa. Her sektörden ufak ufak bir şeyler aldığımız zaman damlaya damlaya göl olur atasözüyle ortaya çıktığımızda bir şeyler oluşuyor. Elimizde bir şeyler kalıyor çok şükür. Bu da damlaya damlaya göl olanı biz sırf kendimize değil de memleketimize bir adım daha, bir fazlalık daha nasıl hizmet verebilirim düşüncesiyim. Herkesin bildiği, Türkiye'nin bildiği elimizde en büyük bir değerimiz var, Ebergölü. 2009'da da Ebergölü kurumaya başladığında hatta %10'luk bir su oranı kaldığında babam Ebergölü Koruma Yaşatma Derneği Başkanlığı kurdu. Bu dernek sayesinde o zamanların bakanı olan Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'yla da arası iyi olduğundan bizzat kendisine projeleri, Ebergölü'nün sıkıntılarını aktardı. Allah razı olsun, o zamanlar o da çok faydası dokundu. Ebergölü'ne gelen su kaynaklarını Ebergölü'ne göndermiyorlardı. Bu Akarçay diye adlandırılan Akarçay, Kütahya tarafından gelmekte. 100 kilometre boyunca il ve ilçelerinin dağ suları dökülerek Ebergölü'ne inmektedir. Ebergölü'nü tek besleyen kaynak budur. Çay deresi ve Akarçay'dır. Akarçay'dan gelen suları bazı ilçeler kesiyorlardı, tarlalarına suluyorlardı. Tarlalarını sulamak için önüne bent kuruyorlardı. Yasal olmayan bentler yapmışlardı. Babamın başvurusuyla Çevre ve Orman Bakanlığı bizzat bunları yıktı. Yasal olmayan bentleri yıktı. Ebergölü'nün suyun direkt inmesini sağladık. 2010 yılında Ebergölü kendini toplamaya başladığında balık salımları yaptık. Balık salımları yaptıkça Ebergölü kendini yapılanı inkar gelmedi. Canlanmaya başladı. Maalesef 2015 yılına kadar çok güzel bir su oranımız vardı. Ebergölü'müzün durumu iyiye gidiyordu. 2015 yılından kuraklıklar başlamaya başladı. Ebergölü'nün suyu yine tekrar düşmeye başladı. 2016, 2017, 2018, 2019 yılında daha bir kuraklık yaşadığımızdan dolayı 2020 yılında, şimdi şu anda 30-11, 2020 yılında yani Ebergölü'nün suyu %30'lara düşmüş durumda. Ebergölü'nün niye bizim için bu kadar önemli? %60'ı Bolu-Edin civarında bulunan Ebergölü'nün bütün geçim kaynağı, çiftçisi, köylüsü, balıkçısı, sülükçüsü, kamışçısı, bütün esnaf dahil olmak üzere bizim geçim kaynağımızdır bu. Turizm tek alanımızdır.
Bolu denimizin tarihi yerleri vardır ama turist çekebilen, avcı çekebilen, ondan sonra kuş cennet olduğu için fotoğrafçıları çeken, doğacıları çeken tek kaynağımız. Çoğu insanımız bilmez. Biraz bundan bahsedeyim ben. Bir kayıkçı kişi başı göle avcı veya bir fotoğrafçı veya doğacıyı soktuğu zaman kişi başı 150 TL para almaktadır. En az gelen kişi 3 kişi gelmektedir. 3, 4, 5 bu sayı yükselmektedir. En az 3 kişi düşünürsek 450 TL, 4 saatlik 5 saatlik bir gezmenin sonucu bir köylü 450 TL para kazanmaktadır. 450 TL para dışarıdan Bolvedin'e girdi. Bu köylü vatandaşımız bu parayı nerede harcayacak? Bolvedin çarşısına inecek. Bakkalı, manavını, bütün ihtiyaçlarını giderecek. Borcunu ödeyecek, çocuğunu ayakkabısını alacak, elbisesini alacak, okul ihtiyacını alacak. Yani saymakla bitmeyecek. Bütün bu paralar Bolvedin'imize, esnafına girmektedir. 2019 yılında mesela bir av sezonu kapalıydı o zamanlar. Bir esnafın biri, bakkal çalıştıran esnafın biri bana sordu. Ya Ahmet dedi, bu sene dedi gölde kuş mu yok dedi, su mu yok dedi ya, hiç avcı gelmiyor dedi. Bu beni gerçekten duygulandırdı. Bir bakkal dışarıdan turistin gelmediğinin farkına varabilmiş. Demek ki o kadar çok turist alıyoruz. Gelen avcılar, doğacılar, fotoğrafçılar kaymağını, sucuğunu, köy ekmeğini Bolvedin'imizden temin ediyor. Aracına mazotunu, lokantasından yemeğini, bütün esnafımız para kazanmaktadır. Avcı avda malzemesi bittiği zaman gelip bizden alışveriş etmektedir. Bunun mantığıyla 2019 yılında yine girişimlerimizi başlattık. Ebergönlü ek suyu nereden alabiliriz? Barajları tek tek kontrol ettirdik. Barajlarda da kuraklıktan dolayı su olmadığını, fazla su salımı yapardık. Biz 2017-2018 yıllarında bunu yaptık. Barajlardan Ebergön'e su saldırıyorduk. Can suyu diye adlandırdığımız 6. 7. aylarda tam buharlaşmanın çok fazla olduğu aylarda suyun geri çekme orayı fazla olduğu anlarda biz su salımı yaptırıyorduk. Ama bu sene maalesef çok kurak gittiğinden dolayı barajlarda da su olmadı. Barajlarda su olmadığı için su salımı da yapamadığımızdan Ebergölümüzün şu anda durumu gerçekten çok vahim. Bunu adlandırıyoruz. Bunun için biz toplantılar da yaptık. Ebergöl'e zarar veren insanları bakanlığımıza, cumhurbaşkanlığımıza, milletvekillerimize, teşkilat başkanlarımıza hepsine şikayetlerimizi bildirdik. Ebergöl'ü yangınları oldu. Onun için bir çekimim vardı. Çoğu kişi de izledi. Hatırlamışlardır. Onun için çok fazla yaygar ettik. Biz ağlayan bir insanız. Biz Ebergöl'ü %100 su seviyesine gelesiye kadar, Ebergöl'ü yeniden canlanmasıya kadar, Ebergöl'ü ekonomimize tekrar can veresiye kadar biz tekrar ağlayacağız. Ebergöl'ünü kendine getiresiye kadar da bu ağlamalarımız devam edecek. Yardım taleplerimiz, bütün herkesten, çevremizde geniş olduğundan Allah razı olsun kimse yardımını esirgemiyor ama ek bir su kaynağı bulamadığımızdandır bu sıkıntılarımız şu anda. Allah nasip ederse devletimizin çalışmaları devam etmek. Yine toptan sattığımız için toptan internet sitesinde de uygun, bahsettiğim gibi uygun fiyatta veriyoruz. Ve kendi sektörümüzde 7 yıl içerisinde de ilk 5'in içine girdik. Türkiye'de bütün kendi sektörümüz ilk 5'in içinde yer aldık. Şu anda mesela bir forum sitelerinde, Facebook sayfalarında, avcı sayfalarında bir malzeme sorulduğunu nereden alabilirim diye %80 yorumu Karacaoğlu'ndan uygun fiyata bulabilirsiniz diye bunları görmek beni gerçekten onurlandırıyor. Bu sayede de böyle bir isim yapabilmek memleketimin açısından da çok büyük bir fayda sağladık memleketime. Nasıl bir fayda sağladık? Ankara'dan doğuya gidenler, İstanbul'dan doğuya, doğudan batıya, batıdan Ege'ye geçenler, yolu buradan geçenler, hatta yolunu buradan geçirmeye çalışan insanlar Bolvedin'imize geliyor. Bolvedin'imizde perakendemizi ziyaret ediyor, görerek almak istiyor, görerek hizmetini alıyor. Bu sayede de biz tabii kaymağımızı, ondan sonracığıma kaymaklı lokumumuzu, sucuklarımızı methediyoruz. İnsanlar giderken bunları da tatmak istiyor, bunları da alıyor. Yani memleket küçük ilçemize büyük faydalar sağlamak çabasındayız. Allah'a şükür bu yönde de faydalı olduğumu düşünüyorum.
Aynı şekilde toptanda da Antalya, İzmir, İstanbul gibi insanlar geliyorlar, mallarını temin ediyorlar. Yolları buraya düştükçe özellikle gelen insanlar var. Afyon'dan Bolu Edine, yani koskoca ilden ilçeye müşteri çeken bir konuma ulaştık biz. Allah'ıma binlerce hamdü senalar olsun ki bu da gerçekten insana gurur verici bir olay. Yani biz Bolu Edin'in insanından çok dışarıya hizmet veriyoruz. Bolu Edin'in insanı tabii birinci sırada hizmet vermekte. Fakat biz dışarıdaki parayı Bolu Edin'e getirme çabasındayız. Tek amacımız aslında bu. Bolu Edin'e getirdiğimiz parayı da Bolu Edin vatandaşlarına dolaylı yönlerden hizmet vererek, ek gelir sağlayarak bunu sağlıyoruz. Şimdi tekrar inşaata gelecek olursak, bu inşaat Kaymaz konutları diye adlandırdığımız, şu anda devam eden, %50'si tamamlanmış olan bir daire inşaatımızın projesi. Biz inşaatlarda en çok yaşam alanlarını kolaylaştırabilmek için ve yaşam alanını büyütebilmek için, yani bahsetmek istediğim şu olay aslında bir 110 metrekare evi 3 artı 1 olarak basık olarak değil de büyük, daha büyük, daha ferah evler yapabilmek ve burada devamlı ablalarımızın, yengelerimizin tüm gününü geçirdiği mutfakları daha güzel, daha başarılı bir şekilde yapabilmek için genelde ana yola bakan taraflara vermekteyiz. Mutfak ana yolda mesela bu projemizde. Oturma odası, çoğu misafirimiz misafir odası diye adlandırdığımızda misafir geldiği zaman kullanırız. Oturma odasında da bütün günümüz geçtiğinden dolayı onu da yine bir ana yola, daha büyük, daha ferah yapabilme için çabalıyoruz. Bu da mesela ana yolumuza bakıyor, oturma odası. Salonumuz da bu projede yine ana yola bakmaktadır ve 30 metrekare bir salon. Yatak odası özel olduğundan dolayı onu arkaya vermekteyiz. Burada da gözüktüğü gibi arka planda yer almakta yatak odası. Yatak odalarında ebeveyn banyosu, hayatta vazgeçilmezlerimizden ebeveyn banyosu. Çocuk odası yine arka planda, arka tarafta daha sessiz bir ortamda. Kilerimiz mevcut. Banyomuz, mutfağımız, banyomuz, normal tuvaletimiz. Evlerimizde her zaman iki tuvalete özen gösteriyoruz. Çünkü kimisi oturma tuvaleti olur, klozet diye adlandırdığımız tuvalet. Normalde anam babam tuvaletlerinden iki çeşit tuvalet yapmaktayız. Projelerimiz de bu şekilde özenle. Bir de projelerimizi biz çizerken hadi bu da böyle olsun diye geçiştirerek değil, o arsanın durumuna göre bilgi alarak, bilgi alacağımızda ömrünün %80 evde geçiren kadınlardan, annelerimizden, ablalarımızdan fikir alarak proje oluşturmaktayız. Oluşturduğumuz projelerde şimdiye kadar hiçbir şikayet almadık. Yani insanlar bir öneri bile yap. İzolasyonlarına, ondan sonra ışıklandırmasına, bütün mesela odalarımızda en basit olarak televizyon ve internet bağlantıları vardır bütün odalarda. Projelerimiz de bu şekilde, inşaatlarımız devam etmekte. İnşaatlarımızdaki ustaların her biri özenle seçilmiş, kaliteli ustalardır. Yani biz malzemenin her şeyin en iyisini alıyoruz ama bu bir şey ifade etmiyor aslında, malzemeleri en iyisini almakta. Yine bir atasözü var. Kadın var, eti taş eder. Kadın var, taşı et eder. Misali, iyi malzemeyi kötü bir ustaya verdiğinizde hiç eder. Biz iyi malzemeyi iyi ustaya veriyoruz. Allah'a şükür o şekilde de kafamız ağrımıyor. Bir ay bekliyoruz ustayı, belki eli dolu oluyor. Bir ay bekliyoruz ama yine bekliyoruz, yani acele etmiyoruz. Çünkü bir sefer olsun, iyisi olsun, kafamız ağrımasın. Şimdiye kadar yaptığımız inşaatların hepsinde zaten teslimat süresinden çok erken, 3-4 ay önce insanlarımızı ev sahibi ettik. Evlerine tapularını teslim ettik. Yani kısa ve öz olarak biz en iyilerini, en iyisini inşa etmeye çalışıyoruz. İnşallah Allah'ın bu yolda da bizi mahcup eylemesin. Boynumuzu kimseye karşı yere eğdirmesin. Temennimiz budur. İşte sıvanın işe yarıyor deyip geçmeyelim. Ses izolasyonuna, ısı izolasyonuna, ya şöyle söyleyeyim, saati bile alçalıp duramazsınız sıva olmadığı zaman. Biz sıvanın üstüne alçı yapmaktayız.
İki daire bitişiklerinin iki duvar arasına ses izolasyonları. Bütün A'dan Z'ye bütün malzemeler bir sınıf olmak üzere Kütahya porselenden fayansları, Vario marka laminatları, Dio marka iç dış boyaları. Yani saymakla bitmeyecek binlerce malzemeyi en kalitelisini yapıyoruz. Bolu Ödünüm'ün en güzel insanlarına A sınıfı ev inşa ediyoruz.